Şu anda Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mississippi'de De Soto'nun Bir Haçı Kaldırması adlı tabloyu inceliyoruz. Bu Peter Frederick Rotermel'in bir tablosu. Bu tablo ilk İspanyol kaşiflerinin Amerika'ya gelerek İspanya Krallığı adına bölgeyi ele geçirdiği dönemi anlatan bir tablo. Aslında bu Amerikan tarihinin bir temsilinden çok Amerikan mitolojisinin ürünü. Sanatçının bu tabloyu yaparken büyük hedefleri vardı bu tablonun Amerikan Kongre binasında bir duvar resmi olarak sergilenmesini umuyordu. Kongre binasında bulunan rotunda yani kubbe, Amerika'nın galerisi olarak biliniyordu. Smithsonian veya Ulusal Galeri gibi büyük müzeler yapılmadan önce insanlar tarihlerini öğrenmek için Amerikan Kongre binasına gelirdi. Dört tablodan oluşan ilk seri Trumbull tarafından yapılmıştı ve bu tablolar Amerikan Devriminden bazı sahneleri betimliyordu. 1830'lu yıllarda kuzey ve güneyden siyasetçiler bu dört yeri hangi tabloların ve hangi konuların doldurması gerektiğiyle ilgili tartışma içerisindeydi. Sonuç olarak burada devrimden önceki sahneleri betimleyen tabloların sergilenmesine karar verdiler. Seçilen dört panelin tamamı da dini sahneleri anlatıyordu seçilen bu tablolar Pocahontas'ın vaftiz edilmesi, De Soto'nun Mississippi'yi keşfi, Hacıların gemiye binişi ve Kolomb'un Karayip topraklarına haç dikmesi adlı tablolardı. Buradaki alt metin Amerika'daki yerel toplulukları uygarlaştırmaktı ve bu oldukça ırkçı bir söylemdi. Ancak bu durum aynı zamanda 19. yüzyılda insanların ilerlemenin Amerikan yerlilerinden Katolik İspanya'ya ve oradan da Protestan Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru olduğunu düşündüğünü kanıtlıyordu. Kompozisyonun merkezinde aşağıda dua eden Amerikan yerlisi bir figüre işaret eden bir rahip olduğunu görüyoruz. Tablodaki bütün figürler haça çapraz bir açıdan bakıyor. Bu da batıya doğru ilerlemeye işaret ediyor. Kenarda askeri lider de Soto'nun olduğunu görüyoruz. Hançeri kılıfında duruyor ve onun yanında da Amerikan yerlilerinin lideri olduğunu tahmin ettiğimiz bir figür var. Bu sahnenin gerçekte nasıl olduğundan da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. İspanyollar oldukça acımasızdı ve Amerika kıtasına getirdikleri hastalıkların o dönem için ülkenin güneydoğusunda büyük, karmaşık ve oldukça gelişmiş olan kasabalarda ve hatta şehirlerde bile yıkıcı bir etkisinin olduğunu biliyoruz. İspanyolların Amerika'yı keşfinden önce Mississippi Nehri boyunca birbirleriyle ticarette bulunan pek çok Amerikan yerlisi topluluk vardı. Ancak bu topluluklar ilk olarak İspanyol keşfi, daha sonrasında da hastalıklar ve son olarak ABD'nin batıya doğru genişlemesiyle büyük ölçüde yok oldu. Ancak bu olayların hiçbirinin Amerikan Kongre binasında sergilenecek bir tabloda yer alması mümkün değildi. Bu tabloda belirli bir bakış açısıyla anlatılmış, insanlar tarafından idealleştirilen bir tarihin anlatıldığını söyleyebiliriz. Bu ilk bakışta kaçınılmaz gibi görünüyor. Neden dersiniz? Mississippi'yi ilk keşfedenler Katolik İspanyollardı. Amerikan yerlilerini kontrol altına almışlardı ve buradaki toprakları geliştirmişlerdi. Daha sonra sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Batıya doğru genişleme süreci başlamıştı. O dönemde Amerikalılar Protestanlığı yaymaya çalışıyordu ve bu da Amerikan Kongre binasının yapısına kadar işlemiş bir durumdu. Bu tablo 1851 yılında Meksika-Amerika Savaşı'ndan sonra yapılmıştı. O dönemde ABD ve Güney komşusu Meksika arasındaki gerilim gitgide artıyordu ve Rotermel, İspanyol fethinden sahneler resmetmeye başlamıştı. Sanatçının bu tablolarının kaynağı, Amerikalı yazarların geçmişteki İspanyol fethini romantikleştirerek öyküler halinde anlatmalarıydı. Amerikalı yazarlar, İspanya'nın Amerika'yı fethetmesini, kendi batıya ve güneye doğru genişlemelerinin prototipi olarak görüyordu. Bu tabloda en çok dikkatimi çeken sanatçının De Soto'yu sakince ayakta dururken resmetmesi ve bu figürü sol alt köşeye yerleştirmesi. Burada rahibi, incili, o an gerçekleşen dini bir töreni görüyoruz. Ancak şiddete dair herhangi bir unsur yok. Bunun aksine burada bir dostluk, kardeşlik söz konusu. Bu tablo bir bakıma o dönem yaşanan çatışmalarda ara bulucu rolü üstlenmiş durumda. En iyi tablolar hafızamıza o kadar işler ki onların tamamıyla gerçeği yansıttığını düşünürüz. Bu tabloyu Amerikan Kongre binasında gören veya tarih kitaplarında bu tabloya rastlayan pek çok insan bu tablonun gerçeği yansıttığını düşünüyordu. Ancak tarih tabloları anlattıklarını iddia ettikleri tarihi olaylardan çok yapıldıkları döneme dair ipuçları verir.